AK Parti adayı Başkanı İsmail Kimyeci, Gezi Parkı üzerinden hükümete siyasi tehdit oluşturmak isteyen muhalif grupların Gezi Parkı'nı sembol haline getirdiğini öne sürdü. Bu göstericilerin sadece muhalif gruplardan oluşmadığını da savunan AK Parti adayı Başkanı İsmail Kimyeci, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada neredeyse tüm yasa dışı ve aşırı gruplar burayı kendilerine bir alan haline getirdi. Aynı zamanda Türkiye'nin Suriye üzerindeki politik etkisini azaltmayı veya yok etmeyi de planladılar. Bu olayları tanzim edenler arasında gazeteci, yazar, asker, aydın, sanatçı, iş adamı, illegal örgüt, yabancı lobiler ve Silivri bulunmaktaydı ifadelerini kullandı. Başkan Kimyeci muhalefetin çapul siyaset tarzını benimsediğini de ileri sürerken insanların kendilerine çapulcu demeleri ve bunu benimsemeleri yanında bazı siyasi partiler çapulcu söylemini siyasi bir mesaj olarak halka benimsetmeye çalıştılar. Çapulcu olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olan demektir algısını oluşturarak siyasetin seviyesini düşürüp çapul siyaset tarzını ne yazık ki benimsediler. Gezi Parkı olayları ile Başbakan'a karşı yürütülen psikolojik hareket başarılı olamadığından bu defa da Lice'ye karakol yapılmasın gibi suni bir gündem oluşturmaya çalıştılar. Taksim'de polis üzerinden yapılan hareket tutmayınca Lice'de jandarma üzerinden deneme yapılmak istendi. Lice'ye karakol yapılmasın diyen direnişçilere baktığımızda meselenin karakol değil, imha edilen milyonlarca kök Hint keneviri ve devletin bölgedeki otoritesinin hakimiyetinin ve asayişinden rahatsızlık duyulduğu, kendi asayişimizi kendimiz sağlarız mesajının verilmek istendiği de anlaşılmıştır, dedi. AK Parti adayı Başkanı İsmail Kimyeci, halkın yapılmak istenenlerin farkına vardığını ve oyuna gelmeyerek milli idarenin tecelli etmesini ve daim olmasını, demokrasinin bir teminat olduğunu partilerine göstermiş olduğu destek ile bir kez daha kanıtladığını kaydetti.